Biz Sturge'ye saldırdık. Batanya Sturge'ye saldırdı. Batanya bize saldırdı. Sonra herkes uşağı, yani şu an o durumdayız. Savaş alanı çok geniş yerlere yayıldı. Bakalım ne olacak. Merhaba dostlar, yepyeni bir Bannerlord bölümüyle karşınızdayım. Ben Ayberk, 32. bölümde ana serimizdeyiz. Yeni ordumuzla beraber Argoron önünde bekliyoruz. Gördüğünüz üzere bu bölüm efsane bir bölüm olacak. Hakeza uzun da bir bölüm olacak gençler muhtemelen. O yüzden uyarım yapayım, çayınızı kahvenizi vesaire hazırlarsanız daha keyifli olacaktır sizler için izlemesi. Dedikten sonra bu bölüm neden efsane olacak? Bu bölüm Diatma'yı alacağız. Sonrasında Vereli'ni, Balgard, Takor, Varnopol, bunların hepsini almak için çabalara girişeceğiz ve Sturgia'ya çok büyük böyle darbeler vuracağımıza inanıyorum gençler. Hani Warband'de bazı epik bölümlerimiz vardı ya abi, şu bölümde işte şunları tokatlamıştık, şu bölümde 1000 kişiyi dövmüştük, 3000 kişiyi dövmüştük gibi. 32. bölümde Bannerlord için özel bir bölüm olacak diyeyim sizlere, bunu uyarayım ve sonrasında maceramıza geçelim. Fakat bu büyük maceradan önce birkaç küçük şey söylemek istiyorum gençler. Canımı sıkan gerçekten birkaç büyük sorun var. Sizlerle paylaşayım. Sonrasında fetihlerimize girişelim. Şimdi gençler, dün bildiğiniz gibi bir klimalı yol sohbetleri yayınlandı. Ve üniversite sınavıyla ilgili, kendi okulumuzla ilgili birçok bölümü kapsayan detaylı ve güzel bir sohbet ettik arkadaşlarla. Şimdi buna çok fazla dislike geldi. Dislike gelmesi hiç sıkıntı değil. YouTube böyle bir hak tanımış her kullanıcısına, beğenmediğiniz bir videoyu dislike atabilirsiniz. Beğenmediğinizi belli etmek için. Fakat izlemeden sırf Bannerlord olmadığı için attığınız dislike'lar, hani beni daha çok Bannerlord yüklemeye şevk ediyor mu diye düşünüyorsanız ve bunu merak ediyorsanız, hayır gençler. Bu yaptığınız çok büyük, yanlış ve saçma bir hareket. Hani sabah zaten 46 dakikalık bir Bannerlord atmışım. Akşam da farklı bir video atıyorum. Sırf Bannerlord değil diye dislike geliyor. Bu Bannerlord'ları hızlandıracak diye düşünüyorsanız, hayır. Şimdiden söyleyeyim, Bannerlord'lar bundan sonra 2-3 günde bir gelecek. Böyle bir karar aldım, bilginize. Eğer klimalı yol sohbetlerini izlemediyseniz izlemenizi ve eğer destek olmak isterseniz like atmanızı rica ediyorum. Hakeza bu video için de, eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Bu videoya ve klimalı yol sohbetlerine gelecek like'lardan sonra tekrardan belki Bannerlord'a daha fazla ağırlık verebiliriz. Ki demiştim sizlere, günde bazen 2 geliyor demiştim. 2 de geliyor ara ara. Ama bu yapılan gerçekten çok büyük haksızlık. Benim çektiğim, yaptığım işe haksızlık. O yüzden gençler, izlediğiniz takdirde beğenmediyseniz amenna. Dislike'larınıza zaten her daim saygı duyuyorum ve önem veriyorum. Ama izlemeden atılanlar yüzünden böyle bir karar aldım. Dediğim gibi bu videodan sonra bu videoya ve klimalı yol sohbetlerinin like sayısına göre tekrardan kararımı gözden geçireceğim. Dedikten sonra artık şu efsanevi bölümümüze başlayalım değil mi? Çok konuştuk. Şimdi hemen gençler, şuradan savaş açmadan önce ordumuzu bir kuralım. Ordu önemli. Şu an Kara Kergitler ve Gizli El Klanı bizim tarafımızda. Şimdi kim var kim yok ben burada çağırıyorum. Şöyle 100 küsür nüfuza mal oldu bize. Ve herkesi çağırdık. Liyanacım geldi. Aman aman aman, 600 olduk direkt. Evet, bu bölüm galiba 1000 barajını geçeceğiz. 1000 barajını geçeceğiz gençler. 1000 barajını geçelim ve Diatma'ya büyük bir hızla yaldır yaldır ilerleyelim. Biraz yemek alacağım. Neden yemek alacağım? Çünkü ordunun ihtiyacı olacaktır. Hakeza at varsa at da alacağım da yük beygiri var. Şimdi ineği al dayı. Biraz balık al, ekonomi canlansın. Onun haricinde alabileceğim bir şey yok burada. Okey. Bir de gençler şöyle bir şey varmış. Bir dostumuz yazmış. Abi hayvanları sen kes, askerler kesince moralleri düşüyor demiş. Öyle bir durum var mı bilmiyorum ama o yüzden ben keseceğim artık hayvanları. Şöyle biraz keseyim. Bir 9 tane domuz keselim. Bolca etimiz olsun. Yemek sayımız artsın gençler. Ordunun yemek ihtiyacı önemli. Şimdi şu 1000 kişi olalım. Savaşımızı ilan edelim ve yaldır yaldır Sturgia'ya gidelim. Şimdi kaç kişi kaldı gelmeyen? 2 tane lord kaldı. Bir 170-180 kişi kadar bir ekip daha gelecek ve 1000 kişi barajını açacağız. Sonrasında da Diatma'nın surlarına şöyle bir yaklaşıp tık 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 edeceğiz. Dayı biz geldik diyeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek sevgili arkadaşlar. Şimdi bu arada askerlerimizde seviye atlayanlar var. Onları bir güçlendirelim. Biliyorsunuz diğer bölüm ordumuzu kurmuştuk.
Bu arada birçok dostumuz fikir söylemiş. Sağ olun, var olun gençler. Önümüzdeki bölümlerde savaş bitsin, orduyu tekrardan revize etmemiz gerekecek her türlü. O yüzden hani önümüzdeki bölümlere saklıyorum o yaptıklarınızı. Merak etmeyin, yorumlarınızı okuyorum. Şimdi 800 kişiyiz. Bortu geliyor. Soroç gelecek bir de. Soroç da gelsin, savaşa girelim artık. Hatta ben gideyim Argoron'da savaşımızı ilan edeyim. Sturgi'ye karşı. Haydi gençler, vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Dev savaş, büyük savaş başladı. Soroç abi de gelsin. Diyatma'ya gidelim. Soroç da geldi. Tamam, güzel. Tam zamanında geldi Soroç dayı. 1039 kişilik dev ordumuz da gençler. Diyatma'nın surlarına dayanmak uğruna yola çıktık. Gazamız mübarek olsun. Hadi bakalım. Diyatma'ya bir uğrayalım. Savaşımızı verelim. Sonrasında orayı Altürk'ün bir mülkü haline getirelim. Diyatma'da kaç kişi var bilmiyorum ama alacağımıza inanıyorum. Şimdi biz burayı aldıktan sonra muhtemelen karşı saldırı gelecek. Ama sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Burada birkaç abimiz var. Gençler dağılın. Şurayı bir alalım da sonra sizle ilgileniriz. Şehri kuşatlıyorum. Oragur abi her daim yanımızda olduğu için. Kendisi biliyorsunuz mühendislikte bir dünya markası. O yüzden hemen şöyle şeyleri, kuşatma kulesini kuralım. Bir koçbaşı, iki kuşatma kulesiyle saldırıya geçeceğim arkadaşlar. Herhangi bir şekilde mancınık vesaire yapmayacağım, vakit kaybetmeyeceğim. Hani asker sayısı azaltma gibi bir derdim yok. Düşmanlarımızın zaten yiyecek sıkıntısı var. O yüzden sorun değil. Biz burada çatır çatır böyle burayı rahatça alabiliriz. Arkadan büyük bir ordu gelirse ne yapacağız? Hiç sıkıntı yok, gene hücuma geçebiliriz. O yüzden herhangi bir sorun görmüyorum şu anda. Diyatma'yı aldıktan sonra yolumuza artık bakacağız. Sonrasını o zaman düşünürüz. Önce şu kutlu fethi bir gerçekleştirelim, değil mi? 1039 kişiyiz. Askerlerinden seviye atlayan hala vardır. Çok güzel. Onları da hemen bir güçlendirelim de kuşatmaya daha güçlü girelim. Sturgi okçularını şöyle güçlendiriyorum. Tamam. Şunları da Karahan yapalım. Karahan olmayı bekleyen abiler var. Evet. Sayı ara ara artı 300'e dayandı. Milis yetiştiriyorlar muhtemelen. Ama sıkıntı yok. Kuşatma kuleleri tamam mı? Sonuncusu da tamam ve o zaman Diyatma'nın fethi başlasın gençler. Haydi bakalım. 1039 askerimiz var. 300 kişilik bir savunma kuvvetine karşı bugün mücadele vereceğiz. Bakalım ne olacak. Yani alacağız bariz belli ama umarım çok az sayıda zayiatla alırız. Ve bu sayede arkamızı dönüp diğer Sturgia kuvvetlerini, artık onlar da geldiği zaman bizim topraklarımıza hoş geldiniz dayı deyip karşılayabiliriz. Şimdi bir bakalım. Dayı şimdi otomatik yerleşin. Otomatik şimdilik yerleşin. Sonrasında ben hepinizi geriye çekeceğim. Hepinizi geriye çekeceğim. Şimdi dev bir ordu, başka kısmen dev bir orduya karşı savaşıyor. Şimdi gençler şöyle yapacağım. Askerlerimin hepsini ileri yollamayacağım. İleri yollamayacağım hepsini. Neden? Acemi askerler var arada, görüyorsunuz. Ve bu acemi askerler burada patates olabilirler. Bunlar patates olmasın diye ben şöyle geriye yerleştireceğim bunları. Herkesi geriye yerleştireceğim. Aslan parçaları, hepiniz bir geriye yerleşin. Tamam, güzel. Şimdi gençler herkes geriye yerleşti. Sadece koçbaşı ve gördüğünüz gibi şu kuşatma kuleleri ilerliyor. Kuşatma kuleleri ilerlesin, hücum emrini vereceğim. Hakeza önemli olan bizim her zaman nihai hedefimiz kapıyı kırıp kalenin ve şehrin direkt içine girmek, bildiğiniz gibi. Okçular atış yapıyor mu? Yapanlar var ama çok da aktif bir atış durumu mevcut değil. Okey, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben de şu kuşatma kulesinin arkasına geçeyim. Koçbaşı kapıyı kırsın, hücum emrini verelim ve Diyatma'yı yerle bir edelim. Evet, askerlerime bak bak, atıyorlar, ok atıyorlar. Lalelere bak sen. Gençler salın, alacağız alacağız burayı. Salın, hiç zorlamayın. Bak bir Frostbert düştü. Frostbert düştü. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben şu kuşatma kulesini şöyle kendime bir defans olarak kullanayım. Kim düştü? Bizden bir yaralı var. Onun haricinde bir ekipten daha düşen olmuş. Sıkıntı yok. Şimdi gördüğünüz gibi eksilenlerin yerine koşa koşa yeni askerler geliyor. O yüzden daha az zayiat veriyoruz.
Şimdi ben piyadelerime beni takip edin emrini vereceğim. Hatta herkese beni takip edin emrini verebilirim. Evet, düşenler var. Kırmızı yazılar görüyorum. Ama olacak o kadar. Olacak o kadar. Yapacak bir şey yok. Savaştayız gençler. Her bölüm söylediğim gibi omlet yapmak için yumurta kırmak gerekir. Ve Diatma bize çok 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 pahalıya patlamayacak bence. Düşen aslan parçalarımız var ama sıkıntı yok. Şimdi şu koçbaşı kapıyı bir indirsin. Koçbaşı kapıyı bir indirsin. Gerisi kolay. Gerisi kolay. Evet, düşenler. Kırmızı yazılar şimdilik önce de. Daha çok ama sıkıntı yok. Dayı koçbaşı durdu. Koçbaşına destek. Koçbaşına destek aslanlar. Hızlı hızlı hızlı. Koçbaşı önemli. Koçbaşı önemli. Kuşatma kulesinin biri okey yerinde. Kuşatma kulesi 2 neredeyse yerinde. Önemli olan koçbaşıydı. Aman aman aman, biri bizi atıyor. Dayı sen misin o? Bak 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 bak. Ne yapıyorsun sen? Oo bak, arkadan da atıyor. Aman aman, bu laleler bize fena vuruyor. Biz şöyle bir kaçalım. Biz şöyle bir kaçalım. Şu delikten indirelim. Şu delikten. Dayı ne haber? Merhabalar, merhabalar. Oo, çok canımı azalttın. Ve kalbimi kırdın. Kalbimi kırdın. Ben de şöyle kelleni alayım. Buradan bana kimse vurabilir mi? Vuramaz. Okey. Dayı koçbaşıyla vuralım. Şöyle şurayı bir indirelim. Kapıyı kırdıktan sonra okçu ve süvarilerime hücum emrini vereceğim. Piyadelerime de beni takip edin emrini verdikten sonra iç kapıyı kırmak için en ön saflarda savaşacağım. Haydi bakalım. Vur aslanım. Vur 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 vur. Vur. Taş atıyorlar. Bak bak bak. Taş atıyorlar. Kırıldı mı kapı? Az kaldı. Az kaldı. Hadi hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım. Haydi aslan parçaları. Gireceğiz. Şurada bir lale bana ok atmak için hazırlanıyor. O yüzden sürekli dönüyorum ve kapı kırıldı. Süvariler ve okçular hücum etsin. Piyade aslan parçaları beni takip etsinler. İç kapıya giriyoruz. İç kapıya giriyoruz. Haydi bakalım. Piyadeler benimle gelsin. Geliyorlar mı? Geliyorlar. 83 kişilik bir piyade birliği var. Özel korumam olarak tayin ettim onları şimdilik. Onlar da benimle gelsin. İç kapıyı kıralım ve saldırıda daha üst seviye bir hale gelelim. Şimdi içeri gireceğim. Taş atanlar çıkacak burada kesin. O taş atanları bir indirelim. Evet, taş atanları bir indirelim. Ya da herkesi içeri mi soksam ya? Bir dakika. Herkes benimle gelsin bakayım aslanlar. Herkes benimle gelsin. Herkes bir gelsin bakayım. Bir tek süvariler hücum etsin. Süvariler hücum etsin. Okçular da benimle gelsin. Tamam, okçular da benimle geliyor. Bak 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 bak, taşçılara bak, taşçılara bak. Taşçılara bak. Şöyle topuğunuza topuğunuza ben bir sıkayım da sizin. Abi herifler çok fena taş atıyor. Hala var mı taş atan? Gençler şu kapıyı bir kıralım. Kapıyı bir kıralım. Oğlum bönbön izlemesenize. Hayda, bönbön izliyorlar. Taşçılar yukarıda, kafama taş atabilirler her an. Abi bir saniye. Bunları indirmezsek sıkıntı. Bu taşçı abiler kafamıza kafamıza taş atacaklar. Lan lale herifler. Lale herifler. Siz bir inin bakayım. İnin bakayım. Heh, tamam, okey. Okey, var mı? Hala var bak. Hala var. Dayı o taş senden büyük. Sen onu nasıl atacaksın bana? Ben onu anlamadım. Şöyle. Tamamdır. Güzel. Var mı? Yok. Vurun gençler. Vur 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 vur. Oğlum niye bir tek ben vuruyorum? Vursanıza. Bu arada sürekli gene yeşil yazılar görüyorum. Surların üzerinde bizim süvariler çatır çatır indiriyorlar. Onlar orada onları oyalarken biz de şu kapıyı bir kırarsak. Gençler şu kapıyı bir kırın be. Hadi be. Bir tek ben vuruyorum. Hadi vur vur. Heh, vur. Aslanım benim. Sen kimsin? Kuzey it binicisi. Adamsın. Vur kuzey it binicisi. Dayı size de hücum emri vereyim. Yoksa vurmayacaksınız gibi. Vur vur vur. Şu kapıya vurun. Heh, vur 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 vur. Hadi aslanlar. Şu kapıyı kırdık mı? İçeride bizi birkaç tane basit sturgi askeri bekliyor sadece. 3 ölümümüz 9 yaralımız var bizim ekipten.
Evet, şöyle şu kapıyı bir kıralım. Ve sonrasında içeriye girelim gençler. Bütün Sturgi askerlerinin kellelerini çek çek alalım. Yukarıdaki taş atan abileri de indirdik. Vur 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 gençler, vur vur vur. Hadi hadi, az kaldı hadi. Yeşil yazılar her zaman olduğu gibi daha önde. Şu kapıyı da kırdık mı içeride kimse kalmayacak. Diyatma düşmüş demektir. Veya biri içeriden bir kapıyı açsa çok tatlı olacak da. Kimse herhalde kapıya kadar gidemedi. Kimse kapıya kadar gidemedi. Kapıya kadar gitseler iyi olacaktı ki kapı düştü gençler. Hadi. Hadi son birkaç darbe. Son birkaç darbe ve Diyatma resmen neredeyse bizim olacak. 4 ölümümüz var. Çok az bir zayiat. Total zayiatımız da 38. Güzel. Kapı açıldı. Diyatma'nın kapıları açıldı ve aslan ordum içeri girdi. Herkese hücum emrini verdim. Artık bu saatten sonra tek yapacağımız şey şuradaki aciz elemanları tokatlamak olacaktır. Şu okçuyu bir indirelim. O tehlikeli. Tehlikeli ve yetkin bir abi belli. Zırhı falan iyi. Neyse, öldüremedik ama aman aman destek kuvvet geldi. Şöyle kaçanlar, göçenler var yine her zaman olduğu gibi. Gençler şu savaştan kaçmayın lan. Bari şehrinizi savunurken yapmayın ya. Vallahi bari şehrinizi savunurken yapmayın. Ayıptır be. Aslanlarım hücum. 6 ölümümüz var. 4 tane Memlük muhafızı ölmüş. Onlar biliyorsunuz en ön safta savaşıyorlar. O yüzden öldüler. Arabletçi var ölen. Karahan bir tane var. Onun haricinde sıkıntı yok. Nidaları bekliyorum. Şu saatten sonra tek beklediğim şey nidalar gençler. Totalde 61 zayiatımız var. 46-47 de yaralımız var ve Diyatma birazdan nidalar eşliğinde Altürk'ün olacak. Aslanlara bakın aslanlara. Haydi aslanlar haydi. Akın akın giriyorlar var ya. Bakın Diyatma sokaklarında kızıl bayraklı bir nehir akıyor şu an. Altürk'ün askerleri şehirde saklanan son direnişçilere tokatlayacaklar ve sonrasında nidalar yükselecek. Son 4 düşman askeri ve bekliyorum. Evet, nidalar yükseldi. 44 nam 17 nüfuzu gördüğünüz gibi cebe indirdik gençler. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Diyatma artık Altürk'ün mülküdür. Şimdi güzel, şu tutsakları bir cukkalayalım. Evet, biraz yaralananlar vesaire var ama şimdi ordumuzu bu haliyle bırakacağım her zaman. Ve esirlerden aldıklarımı gençler kendi tarafıma çekeceğim. Neden böyle bir şey yapacağım? Neden böyle bir şey yapacağım? Çünkü bu arada direkt bize geldi Diyatma. Zaten ben alacaktım. Neden böyle bir şey yapacağım? Askerleri kendi tarafıma çekeceğim. Çünkü şu an ordu revize etmek için herhangi bir şekilde vaktimiz yok gençler. Biliyorsunuz hali hazırda zaten durum karışık. Şimdi Diyatma'yı da aldık. Çok güzel. Gördüğünüz gibi Argoron ve Diyatma bizim iki büyük şehrimiz oldu. Şimdi buradan Omor'a ilerlemek gibi bir fikrim var ama Omor'da asker sayısı çoktu diye hatırlıyorum ben önceki bölümlerde. O yüzden Balgard, Takor ve Varnapol bizim için daha uygun olacaktır. Şimdi şurada Vadrios abi var. Onu amacım öldürmek değil. Amacım onu öldürmek değil. Bu arada evet, uyum azaldı. Ordudaki uyum azaldı. Şimdi orduyu bir dağıtıp tekrar toplayabilirim. Ama ama arkadan bir Sturgi ordusu geliyor mu gelmiyor mu biraz korkuyorum. Şimdi dayı sen kimsin? Bredan abi. Bredan mı? Yok, Breadan'mış. Bir dakika şöyle bir bakalım. Breadan. Dayı lider kim? Sensin. Lider bu. Kurt postları hemen ekibime dahil ediyorum gençler. Hemen ekibe dahil edelim. Dayı gel. Bana hizmet et. 460 dinar istiyor. Tamam, hiç sıkıntı yok. Kurt postları da gördüğünüz gibi orduya dahil ettik. Şimdi ordudaki uyum azaldığı için orduyu dağıtacağım. Bu arada bütünlük sağlayabiliyorum. Bir saniye. Bir dakika, şöyle bütünlük sağlayalım. Bütünlük sağlayalım ve askerlerimiz tekrardan ordu uyumları artsın ve dağılmasınlar. Şimdi bu orduya ben şu kurt postları da dahil edeyim. Şu kurt postları ve diğer kim varsa onları da bir dahil edeyim. Biri 3 güne geliyor, biri 1 güne geliyor.
Sıkıntı yok. Gelin aslanlar. Yiyeceğimiz var mı? Var. Çok güzel. Gençler, ordu 1000 kişiyle başladık. Şimdi daha da fazla olacak. Ve görüyorsunuz yaldır yaldır Sturgia topraklarına doğru ilerliyoruz. Diyatma'ya herhangi bir koruma birliği bırakmadım şu an, farkındayım ama sanmıyorum ki oraya büyük bir taarruz olsun diğer taraftan. Gelirlerse buradan gelirler. Biz de o sırada zaten kendilerine tokatlarız. Şimdi şöyle şuradan bir ilerleyelim. Yol üstündeki bulunan kaleleri de alabiliriz aslında. Ama bu şekilde devam etmek sanki bir tık daha iyi olacak. Gene 1000 kişiye ulaştık. Komutan sayımız arttı. Denek geliyor. Denek de gelsin. Gel bakayım. Güzel, tamam. Son 2 kişi kaldı. Onlar da yolda muhtemelen. Şimdi şurada Mazhadan Kalesi, gördüğünüz gibi Sturgia'nın düştü. Oo güzel, Sturgia bayağı zor durumda. Bayağı zor durumda. Arkada bir abi daha geliyor. O arkadaki abi de gelsin. Gel aslanım, gel gel. Tamam, 1145 olduk gençler. 1000 başladık, 1145 olduk. Yolumuza devam ediyoruz. Omor'da 729 kişi var. Omor'a girmeyeceğim. Dediğim gibi Omor şu an kalabalık. Ama gençler, şurada Balgard gel beni al diyor resmen. Eğer Balgard'ı da alırsak, bu arada 1200 kişi olduk. 1200 kişi olduk. Şurada 700 kişilik bir ordu var. Denibacı bu arada saldırıya uğramış. Arkamda 66 kişilik bir abi var. Siga, sen kimsin abi? Siga, sen necisin? Neyine güvenip geldin? Lider misin? Değilsin. Yani o zaman neyine güveniyorsun dayı? 1200 kişiyim, 1200 kişi. Şimdi şu 700 kişilik ordu dönüp bize saldırırsa buradan tekrardan dönüp bir hücum emri verebiliriz gençler. Sıkıntı olmaz. Şimdi Balgard'da 582 kişi var. Balgard mı, Takor mu, Varnapol mu? Bence Balgard. Balgard'ı da alırsak önümüzde kimse duramaz. Askerlerimizi bir güçlendirelim. Şöyle son güçlendirmeleri yapalım. Ben size demiştim değil mi gençler? Önümüzde böyle bir 1000 kişilik ordu olsun. Alamayacağımız kale yok demiştim. Muhtemelen şimdi burayı da alırız ve sonrasında barış imzalarız. Neden barış imzalarız? Onu da savaştan sonra hemen sizlere aktaracağım. Şimdi Takor. Takor'da da 350 kişi var aslında. Buradan da Takor'a geçebilirim. Ov düştü bu arada. Ov düştü. Şehri kuşatlıyorum gençler. Yanımızda 67 kişilik bir abi var. Yürek yemiş. Her zaman olduğu gibi yürek yemiş bir abi. Şimdi Balgard'ı alacağım ve barış imzalayacağım. Neden? Bu 700 kişilik ordu muhtemelen yavaştan Diyatma'ya doğru ilerliyor. Diyatma'ya doğru ilerledikleri sırada Balgard'ı alıp barış antlaşması imzalarsam iki şehri çok kolay bir şekilde cukkalamış olacağız. Ve bu bizim için büyük bir zafer. Altürk'ün yükselişi için büyük bir zafer gençler. Ondan sonra zaten önünü alamazlar, hiç merak etmeyin. Sonrasında bakarız, Batanya ve Sturgia savaşına bakacağız. Eğer Batanya güçsüzleşirse Batanya'ya bir darbe. Baktık Kuzeyit güçsüzleşti, Kuzeyit'e bir darbe. Bundan sonra güçsüzlerden böyle ufak ufak parçalar alarak dev bir imparatorluk kuracağız. Sonrasında da büyük imparatorluklara karşı zaten kafa tutacak seviyeye geleceğiz. Şimdi şurayı bir alalım. Burada gene yemek yok. Arkadan bir ordu gelirse de sıkıntı yok. Hepsini rahatça tokatlayabiliriz. 1200 kişiyiz dayı, 1200 kişiyiz. Karşımızda kolay kolay durabileceklerini sanmıyorum şu an. Ve tecrübeli bir ordumuz var. Şöyle hazır kuşatma devam ederken ben de bir yudum su içeyim izninizle. Boğazım kurudu. Ve düşmanlarımızı aynı şekilde yok etmeye çalışacağım. Oo, zorlu koşullar. Zorlu koşullar. Balgard gördüğünüz gibi oldukça güzel ve iştahımı kabartan tatlı bir şehir. Ama gençler görüyorsunuz zorlu koşullarda savaşacağız. İki kuşatma kulesi, bir koç başımız var. Gene klasik bizim Altürk kuşatması yapıyoruz. Saldırıya başla diyorum. Ama birazcık bekleyeceğim. Geride bekleyeceğim hatta. Şimdi herkes... Gençler şuralarda bir dursun. Bu arada ilk başlarda hafiften drop yiyoruz gençler.
Diğer kuşatmada da oldu da sonra düzeliyor biliyorsunuz. Ama burası ağaçlık arazi. Umarım kuşatma sırasında çok drop yemeyiz. Herkesi güvenli bir bölgeye çektim. Görüyorsunuz odunların arkasına çektim. Ve kapıyı kırmak adına askerlerimin, daha doğrusu şu kuşatma kulesinin arkasına geçtim. Şurada bug'da kalan abilerimiz var. Abi siz ne yapıyorsunuz? Anlıyorum. Evet, anlıyorum. Oradan itince gidiyor mu peki bu? Ben onu merak ettim. Gidiyor galiba. Vallahi gidiyor. İlginç. Adamlar telekinetik yollarla gördüğünüz gibi bizim kuşatma kulesini itiyorlar. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Gerçekten inanılmaz. Şimdi kuşatma kuleleri gidiyor. Koçbaşı da aynı şekilde. Umarım koçbaşı vesaire patlamaz. Çok büyük bir ok yağmuru yok gibi. Ama koçbaşı önemli. Belli olmaz. Mancınık atışları falan isabet ettiği an sıkıntı oluyor gençler. 210 kişiyiz. Karşı tarafta 200 kişi. Sonrasında destek kuvvetler gelecek. Ve savaşın seyri daha da civcivli bir hale gelecek. Haydi bakalım. Evet, ok atışı yiyen biri oldu. Şurada bir kan var. Altürk askerinin kanı görüyorsunuz. Kuklacanın bir tanesi düştü. Tamam, sıkıntı yok. Evet, bu paralı askerler bu arada arkadaşlar çok da güvenilir adamlar olmadığı için savaşı çok uzun tutmuyorum. Fark ettiğiniz gibi böyle hızlı saldırılar. İkinci Dünya Savaşı Almanya'sı gibi girip tokatlayıp çıkacağım. Girip tokatlayıp çıkacağım. İlk fethimizi yaptık. İkinci fethimizde de başarılı olursak hemen bir barış antlaşması ve hızlı bir toparlanma süreci. Eğer fırsat olursa buradan Takor Kalesi'ne de yürüyebiliriz. Takor'da 300 kişi var. Takor'u alırken asker bile yollamam muhtemelen. Savaş alanına bile girmem. Asker yollarım muhtemelen. O şekilde alırız Takor'u. Şimdi koçbaşı, vur dayı. Vur 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 vur. Hiç affetme, vur. Ben de şuraya geçtim. Bak orada bir lale mi var? Bir lale var. Bir lale gördüm sanki. Hemen kellesini alalım. Arka tarafta biri var mı? Yok. Okey. Kapı şimdi patlayacak. Kapı bir patlasın. Sonrasında hücum emirlerini vereceğim. Birinci kuşatma kulesi yerinde. İkinci kuşatma kulesi de hakeza yerinde. Ve oradan mancınık atıyorlar derken bir de ok geldi. Bir de ok geldi. Komutanı gören ok atıyor. Şuraya saklanayım. Tamam. Güzel. 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 Haydi vur 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 vur. Vur aslanlarım. Vur. Şu kaleyi de alalım da. Şu kaleyi de bir alalım. Artık sonrasında önümüzde kimse duramaz. Kapı patladı. Kapı patladı. Herkes beni bir takip etsin. Hatta bir saniye. Piyadeler beni takip etsin. Okçular hücum etsin. Süvariler de hücum etsin. Piyadeler benle gelsin. Şu kapıyı bir kıralım. Oo, bu kapı farklı bir kapı. Oo, burada avlu var. Avlu, 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 avlu. Bir dakika. Burada avlu var. Evet, planlar şu an planlar uymadı. Evdeki hesap çarşıya uymadı gençler. Bir dakika. Bir dakika. Herkes hücum etsin. Herkes hücum etsin. İç avlu tehlikeli. Okçusuz giremeyiz. İç avluyu okçusuz giremeyiz. O yüzden surlar üzerinden ilerlesek bir tık daha mantıklı olacaktır şimdilik. Piyadeler değil de okçular gelsin benimle. Okçular gelsin. Piyadeler surları zedelerken okçular benimle iç kapıya bir dayansın bakayım. Aslan parçaları gelin. Gelin benimle. Geldiniz mi? Piyadeler de gelsin anasını satayım. Hadi siz de gelin. Siz de gelin. Ve şöyle şu kapıya bir dayanalım. Ben de arkadan sağdan soldan ok atan laleleri indireyim. Şöyle burada hücum emrini veriyorum. Ve sonrasında şu iç kapıyı bir patlatalım. Çok fena bu arada bir FPS düşüklüğü yaşadım. Kalabalıktan dolayı. Şimdi şu düşmanları bir öldürelim. Şu FPS düşüklüğünden kurtulalım. Şimdi şu abiyi de aldım. Güzel. Dayı bir saniye. Bu nedir ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Herkes beni bir takip etsin. Saldırmayın. Saldırdıkça FPS düşürüyorsunuz gençler. Bu nedir ya? Saldırmayın. Beni takip edin. Vallahi saldırdıkça FPS düştü. Vurun şu kapıya.
Vur 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 vur. Evet, bunlar saldırınca FPS düşüyor gençler. Ben onu şu an keşfettim. Bakın, beni takip edin diyorum. Hop, FPS düzeldi. İnanılmaz ya. Gerçekten Bannerlord nasıl bir oyunsun anlamadım ki arkadaş. Aynı sayıda asker var. Saldırı emri verince şey düşüyor. Hücum dayı, hücum, yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Bak, beni takip et. Beni takip et dayı. Beni takip et dedim. Hop, drop düzeldi. Kılıcı sallamamla büyü mü yapıyorum acaba? Tamam aslanlar, savaş alanından uzaklaşıyorum. Siz hücum edin, ben savaşı uzaktan izleyeyim. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir uzaklaşayım, şu drop bir düzelsin. Yoksa böyle olmaz. Yani harbiden böyle olmaz. Ne tür bir saçma oyun bu Bannerlord? Ben hala anlamadım. Komut verdikten sonra drop değişimi mi olur arkadaş? Şimdi bir dakika. Heh, şurada bir dur. Şurada bir dur. Hala surların üstünde birçok düşman askeri var. Biz burada böyle gel beni takip et, gel devam et, saldır, hücum derken ortalık karıştı gençler. Ortalık fena karıştı. Mancınık mı attınız siz bana? Hayda, manyaklara bak. Abi tam bana nişan aldılar. Şöyle korunaklı bir yere geçeyim. Ve ordumuz zaferini izleyeyim buradan artık. Yapacak bir şey yok. Şerefsizler mancınık attı ya, şaka maka. Gençler savaş çok uzadı. Biz bu savaşı alırdık. Şu abi emir verince bak. Oğlum mancınığa kurban gideceğim yemin ediyorum. Şöyle geri vitesi aldım. Geri gidiyorum. Evet, drop'un sebebini çözdük gençler. Emir verince drop yiyoruz. Az önce deney yaptık ve gayet açık ve net bir şekilde gördük. Emir verdiğim zaman drop yiyoruz. İlginç, ilginç, çok ilginç. Gerçekten anlam veremiyorum artık ben bu oyuna. Şöyle şu korunaklı yerime geçeyim. Zayiat biraz fazla veriyoruz. Ama halledeceğiz, halledeceğiz. Sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. Yeşil yazılar gene akmaya başladı gençler. Destek kuvvetle geliyor ara ara muhtemelen. Arkama bakayım, evet, destek kuvvetle geliyor. Gördüğünüz gibi. Tamam, burası da bizim. Burası da bizim ya. Sıkıntı yok. Şurayı da bir alalım. Sonrasında zaten çorap söküğü gibi gelecek devamı. Gençler bu sebebin çözümünü bilen var mı ya? Askerlere saldırı emri verince drop yiyoruz. Beni takip et deyince drop çözülüyor. Beni takip etme, saldır deyince drop yiyoruz. Az önce denedik, gördük. Bunun sebebini, çözümünü bilen varsa lütfen yorumlarda yazarsa oldukça sevinirim. Şimdi düşman surlarında 174 kişi kaldı. Sayı bakımından hala çok büyük bir fark açamadık ama görüyorsunuz surların üzerine çıktık. Derken orada benim askerlerden aşağı düşenler var ve kırmızı yazılar görüyorum. Oo, kuşatma kulesi patladı. Kuşatma kulesi patladı. Kuşatma kulesini patlattılar. Evet. Mancınıklar iyi çalışıyor gençler. Düşman mancınıkları iyi çalışıyor. Kuşatma kulemizi patlatmayı başardılar. Abi giriş kapısını uçursak var ya, en temizi de kapıyı uçurmak yerine kuşatma kulesini kullanıyorlar. Infantry, benle bir gelin. Benle bir gelin abi. Benle bir gelin. Savaş alanına mecbur gireceğim. Bu böyle olmayacak. Bu böyle olmayacak. Koçbaşı Allah'tan patlamadı. Ben bir geçeyim dayı. Şu koçbaşı bir izin ver. Heh, aslan parçaları vurun şu kapıya. Vur vur vur, hadi be. Şu kapıyı kırdık mı gerisi kolay. Ben şöyle şu okçu abiyi bir indireyim. Çatır çatır düşüyorlar. Bak ya, çatır çatır düşüyorlar doğal olarak. Footman, şuraya bir girin bakayım. Hepiniz bir girin. Hepinizi öldüremezler. Hepinizi öldüremezler. Gir 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 gir. Abi hızlı hızlı hızlı. Bu ne böyle? Oğlum koşsanıza. Abi tıngır tıngır gidiyorlar. Delireceğim. Evet. Tıngır tıngır giderseniz öyle ölürsünüz gençler. Aferin size. Aferin. Yürüyün öyle, tamam mı? Heh. Aferin. Öyle yürüyün. Öyle yürüyün abi. Heh. Bak hücum emri veriyorum. Geri dönüyor.
Oğlum siz salak mısınız? Kapıya vursanıza. Delireceğim ya. Abi durduk yere boşu boşuna zayiat veriyoruz. 50 kişi öldü. Durduk yere hiç yoktan 50 kişi öldü. Şu duvarın canı kaç acaba kapının? Bu arada ben de hasar yiyorum. Biri bana vuruyor. Yukarıda taşçı da yok. Evet, çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Ben böyle bir yapay zeka görmedim. Dayı şu kapıyı bir kırsak her şey çok daha tatlı olacak. Bak en ön safta artık ben vuruyorum kapıya. Daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım bir komutan olarak? Canım da fena azaldı. Aslanım vursana. Karahan dayı vur vur vur. Vur vur vurun aslanlar. Vurun vurun vurun. Haydi. Haydi alacağız vur. Vallahi kırdık. Aman içeride kaldım. Ulan ulan sizin yapacağınız işe ben askerler var ya. Kapıyı son anda kırdılar içeride kaldım. Herkes hücum. Şu saatten sonra. Herkes hücum. Dayı hücum hücum hücum. Duruşunuzu düzeltmeyin. Hücum edin. Savaşınızı düzeltin. Zaten bir tane kuşatma kulemiz patladı. Adamlar çok güzel direndi yalnız gençler. Allah var çok güzel direndiler. Bizi 10 dakikadır tutuyorlar savaş alanında ve 88 kişi öldü. 63 kişi de yaralı. Allah'tan 1200 kişiyiz. Kapının patlaması bizim için çok çok iyi oldu. Artık herkes kapıdan ilerleyebilir. Ben de şu 40 kişilik ekibi bana beni takip et deyip şuradan sokabilirim. Tamam haydi Ayberk haydi haydi yürü. Okçular benle gelin benle gelin haydi. Biz de şuradan gizli gizli çıkalım da arkadan bir darbede okçularla ben vurayım. Mancınık falan yemeyelim de şimdi. Okçular gel 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 okçular gelin. Çıktık mı? Vallahi çıktım. Şöyle 19 okum var. Bu 19 oku ben şu abilerin göğüslerine saplarım. Okçular gelecek misiniz abi? Okçular Allah sizi double etsin okçular. Emi. Emi okçular. Düşman da beni burada burun buruna bıraktılar. Bak bak bak. Ama bu bir yandan iyi oldu. Neden? Neden gençler? Şu an bunlar benimle uğraşırken ben burada ölsem de bizimkiler iç tarafta düşmanları bayağı bir muhtemelen tokatlıyorlar. Bunlar burada bug'da kaldı ve nereye gideceklerini şaşırdılar anladığım kadarıyla. Deli dana gibi dönüyorlar. Ben aradan birkaç tanesini çıkartayım. Şöyle iki. Şöyle bir tane daha vurdum ölmedi. Üç. Dayı ne yapıyorsunuz siz? Benim bu Karahan'a vurmaya çalışıyor bunlar ya. Bug'da kalmış Karahan. Vuramadıkları için dellendiler gençler. Baksanıza. Güzel. Ayberk bunu beğendi. Ayberk bunu oldukça beğendi. Şimdi şu abiye, ooo eşkıya bu arada sağlam bir headshot çaktık. Abi ben suru tek temizledim, tek başıma temizledim. Vallahi burayı tek başıma temizledim neredeyse. Güzel, yeşil yazılar gene bol bol gelmeye başladı. Canım biraz azaldı. Okçular siz de hücum edin. Ulan ağzınızda sizin var ya. Ulan okçular. Abi bu askerlerin yapay zekası beni delirtecek. Gerçekten delirtecek. İstediğim gibi emir veremiyorum. Evet, inanılmaz. Neyse, sıkıntı yok, sıkıntı yok. 146 kişi öldü. Karşıdan da 146 kişi ölmüş. Yaralı sayısı bir tık daha fazla. Şu at benim değil mi? At, at, at dayı gel. Şu ata bineyim. Bari de, evet at benim. Zırhtan tanıdım. İç duvarı hala savunuyorlar. Ve harbiden çok sağlam savunuyorlar gençler. Gerçekten... sağlam bir savunmayla karşılaştık. Takdir ettim. Yani bu şekilde savunmalarını cidden takdir ettim. Helal olsun. Şuradaki okları toplayayım. Aa dayı bir ok daha vardı orada. Niye yok oldu ya? Onu da alacaktım. Neyse. Şöyle atın bana verdiği yetkiye dayanarak şuraya şöyle bir gireyim. Ve sağa sola rastgele ok atışı yapayım. Evet, burada tam bir hengame yaşanıyor şu anda. Tam bir hengame yaşanıyor. Aradan headshot atarak birkaç tanesini çıkarmaya çalışıyorum ben de. Vallahi girdim. Vallahi girdim. Güzel girdim. Şu okçu abi yetkili bir abi belli. Onu bir indireyim.
Ve tamam, gelen destek kuvvetler de artık çok da bir işe yaramayacak. Çok da bir işe yaramayacak. Kaçışanlar var. Şehri terk edenler var. Ve onları avlayan da biri var burada. Çok güzel. Çok güzel. Aldık, aldık, aldık. Burası da bizim. Burası da bizim aslanlar. Haydi. Nidaları bekliyorum. Şu saatten sonra yalnızca nidaları bekliyorum. Kaç düşman kaldı? 151 düşman kaldı. 230 tanesi ölmüş. 182 tanesi yaralanmış ki burada zaten 500 kadar asker vardı. Galiba bu son 130 kişi. Son 130 kişi. Evet, şehrin içinde şimdi bir savaş başladı. Bir kovalamaca başladı daha doğrusu. Güzel. Bu şehirde düştü mü var ya. Bu şehirde düştü mü Altürk'ün önünü kim sağlamayacak gençler? İnanın bana, kim sağlamayacak kolay kolay. Soğuk bir şehir ama işimize yarayacaktır. İşimize oldukça yarayacaktır. Ve artık bizi birçok farklı krallık tanıyacaktır bu sayede. Gelen vergilerle paramız da artacak. Çok güzel. Daha artık yani üstüne daha ne isteyeyim dayı? Son 110 düşman askeri kaldı ve tıkır tıkır azalıyor. Sağdaki yeşil yazılardan akan bir nehir var ve onları tokatlayan birkaç tane Altürk aslanı. Son 80 kişi, son 85 kişi. Haydi. Haydi nidalar. Haydi. Bekliyoruz gençler. Hadi bakalım. Şu nidalar yükselsin. Bir kale daha belki alırız. Belki alırız. Emin değilim. Ben bu arada bu kadar hızlı ilerlemeyi tahmin etmiyordum bu bölümde. Ben hani gerçekten efsane bir bölüm dedim ama iki fetih yapacağımızı düşünmüyordum. Diyatma çabuk düştü neyse ki. Ve bu sayede hızlı bir şekilde fetih hareketlerine devam ettik. Bir 200 kişi öldü. 1200 kişiydik. 1000'e tamamladık ve nidaları duyuyorsunuz. Altürk uğruna yükselen nidalar 35 nam, 14 nüfuz, 7 moral kazandırdı bize. Ayberk bunu çok beğendi. Ayberk bunu gerçekten çok beğendi. Evet, 3 fetih. 3 fetih. Hedef 3 fetih mi? 3'e tamamlayalım mı? 3'e tamamlayalım mı gençler? Bir kişiyi bırakayım. Şöyle tutsaklar da bu arada bayağı fazla. Şimdi 3'e tamamlayabiliriz. Nasıl tamamlarız? Nasıl tamamlarız? Şimdi. Şimdi burayı aldık. Okey. Gayet güzel. Balgard'ı da gördüğünüz gibi Altürk'e kattık. Şimdi Takor Kalesi çok böyle iştahımı kabartıyor. 360 kişi var. Biz 800 kişiyiz. Dayı, Takor'a asker gönderip alabilir miyim? Bilemedim. Bilemedim Altan. Denemekte fayda var. Denemeden bilemeyiz. Hadi deneyelim. Şurada Siga abimiz var. Dayı, şu Takor'u alalım. Takor'u da alalım. Eğer arkadan biri Balgard'a veya Argoron'a kuşatma yaparsa parasını verelim, barış imzalayalım. Klasik taktik. Klasik taktik. Şöyle kuşatma kulelerimi de yapacağım. Ordunun birliğini bütünlüğünü de arttıralım. Bu arada bu ordu birliğini falan arttırmak için nüfuz yiyor biliyorsunuz ama ordunun birliği şu an önemli. Ordunun birliği gerçekten önemli. O yüzden umurumda değil yani. Oğlum Ov Kalesi'nde de 100 kişi var. Hayda. Gençler, dörde mi tamamlıyoruz? Ne dersiniz? Dörde mi tamamlıyoruz? Evet, bilemedim. Burada 300 kişi var. Şimdi buraya asker göndersem. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Bir tane kuşatma kulesi yapayım. Asker gönder diyorum. Kaç kişi ölecek? Zafer gelir diye umuyorum. Gençler biraz fazla ölmedi mi? Zafer aldık da dayı, bu nedir ya? Çok kişi öldü be. 36 nam kazandık, 14 nüfus kazandık. Evet, çok kişi öldü ya. Oğlum o kadar taktik şeyi yaptık. Niye bu kadar adam öldü? Evet, çok tatsız oldu bu.
Gerçekten tatsız oldu. Evet. Şimdi tutsak üst sınırını açtık. Umurumda değil. Kaçan kaçsın. Sıkıntı yok. Şimdi gençler, Ov Kalesi'nde 100 kişi var. Ov Kalesi'nde 100 kişi var. Biz kaç kişi kaldık? 300 kişi kaldık. Şu an karşımıza bir 1000 kişi çıksa bizi tokatlar. Ov Kalesi'ne doğru ilerleyip Ov Kalesi'ni de gene asker gönderip alıp ne? Batanya bize niye savaş açtı ya? Bir dakika gençler. Bir dakika. Takor Kalesi kuşatılmış. Urik kuşatmış çünkü Takor Kalesi boş. Balgar'da gidiyorum. Çok da artık suyunu çıkarmamak lazım yoksa bunlar bizi patates edecek. Şimdi gençler. Ov Kalesi'ni almak çok güzel olur. 125 kişi var. Çok tatlı olur ama diplomasi diyeceğim. Şöyle hemen Sturgia'yla bir barış antlaşmasına, barış müzakeresine bir oturalım. Sonrasında Batanya bize savaş açtı. Batanya'yı odaklanmamız lazım. Dayı gel, barış yapalım seninle. Ne istiyorsun? Oo, çok şey istiyorsun. Neden çok şey istiyorsun? Anladım. Bir sürü kaleni aldım doğal olarak. Çok şey istiyorsun. Gençler, işler tatsızlaştı. İşler oldukça tatsızlaştı. Batanya ne diyor? Batanya ile yeni savaşta olduğumuz için bir şey yapamıyoruz. Diyatma'da sıkıntı yok, değil mi? Diyatma'da sıkıntı yok. Argoron'da da sıkıntı yok. Abi şu Batanya biraz kelek attı. Batanya'nın bize saldırmaması lazımdı. Evet, şu an hem Batanya hem de Sturgia tarafından saldırı altındayız sevgili arkadaşlar. Ama iki şehir bir kale aldık. Şimdi şurada bu kurdukları orduyu tokatlasam ben. Ne olur? Ov Kalesi kuşatma altında. Kim kuşatıyor dayı Ov Kalesi'ne? Gerçekten merak ediyorum. Ov Kalesi, evet, Batanya kuşatıyor. Gençler şu an Balgard bu arada kuşatma altında. Ben şu Fafen'i bir tokatlayayım. Şu an durum ne biliyor musunuz gençler? Biz Sturgia'ya saldırdık. Batanya Sturgia'ya saldırdı. Batanya bize saldırdı. Sonra herkes uşağa, yani şu an o durumdayız. Savaş alanı çok geniş yerlere yayıldı. Bakalım ne olacak. Ama şu Fafen'i bir tokatlayalım önce. Balgard düşmesin. Fafen dayı, seni bir tokatlayayım. Burada kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 taneden 3-4 tane esir alsam gençler, müzakere sırasında oldukça işimize gelir. Aynen öyle. Tamam. Saldır diyorum. Ve şöyle büyük bir meydan muharebesiyle videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Son savaşımızı da meydan muharebesi yapalım. Kumandan benim. Doğal olarak kral olduğum için. Şimdi şöyle gençler. Karşıda 190 kişi var. Okey. Horse Archer'lar şu ağacın üstüne, dağın üstüne bir geçsin. Ağacın üstüne diyorum. Piyadelerimiz şuraya konuşlansın. Şöyle. 33 okçumuz da şurada dursun. Tamam, güzel. Normal süvarim kaç tane? 17 tane. Dayı şöyle bir konuşlanalım. Şu gelen kim? Şunlar kesin komutan abi, kaç tanesi. Oo, Tanir'i indirdim. Yeminle var ya, zıbam diye indiriverdim Tanir'e. Tanir'e ya hak dedim, attım vallahi, yok ki zıbam diye oturdu. Ratagost, sen de mi kralsın? Yok Vaton, sen kralsın. Sen gel bakayım. Gel bakayım. Ya şöyle iki tane komutanı bir düşürelim de. Bak, omuzrak öyle kullanılmaz dayı. Omuzrak öyle kullanılmaz. Sen şu attan bir in de. Sonra ben senin kellene bir tane yapıştırayım ok. Şu arkamdaki abiyi de indirirler birazdan. Düşmanlarımız gelmiyorlar. Süvariler beni takip etsin. Tamam, güzel. Şimdi Ov Kalesi Batanya tarafından kuşatılmasa Ov Kalesi'ne gitmek isterdim. Ov'u rahat alırız ama yeter fetih yaptık bu bölüm. Bu bölüm yeter fetih yaptık. Eğer böyle devam edersek, güç zehirlenmesi yaşarsak gençler, krallığı bir yok oluşa sürükleyebiliriz. O yüzden
yaptığımız 3 fetihin ardından büyük bir meydan muharebesiyle şöyle taçlandıralım zaferlerimizi. Sonrasına bakacağız artık. Düşmanlardan gelen giden yok. Süvarilere hücum emrini veriyorum. Süvariler bir dayı selamun aleyküm deyip gelsinler. Düşmanlar yaklaşmıyor gibi çünkü. Atlı okçularım da şuraya bir uğrasın. Ok atışı yapabilmek adına. Atlı birlikleri yolladık. Aslan parçaları yaldır yaldır gidiyorlar. Evet. Bu sefer gerçekten inanılmaz karlı oldu Altürk için. Batanya bize savaş açmasa iyiydi. Batanya neden savaş açtı? Onu anlamadım gençler. Bilemiyorum. Yani gerçekten bilemiyorum. Ne olacak? Oo, Liena bak bak bak. Liena'ya bak sen. Kimin eşi be? En ön safta savaşıyor. Süvarilerimi geri çekiyorum. Fakat atlı okçularım orada kalsınlar. Evet gençler. Yani çok ilginç. Çok ilginç bir bölüm oldu. Çok ben efsane efsane dediğim bu kadar efsane olacağını beklemiyordum gerçekten. 3 fetih. 1 büyük meydan muharebesi. Ve 2 düşman edindik. Bu arada Liena düştü. Fafen Liena'yı düşürdü. Fafen nerede lan? Neredesin Fafen? O Fafen'in ben bir kelleyi alayım. Atlı okçular ben de gelin aslanlar. Yengeniz düştü. Yengeniz düştü. Gelin. Gelin gelin. Neredeler? Buradalar. Dayı ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz? Bir dakika ne yapıyorsunuz? Gene kutu kutu pense mi oynuyorsunuz? Ne bu? Yağ satarım bal satarım mı bu? Aslanlarım. Şöyle ok atışlarıyla şunları bir indirelim. Şunlar bir kışkırsınlar. Biz de sonra zaten kaçarız. Çok da işlerine girmeyin aslanlar. Çok da işlerine binmeyin. Tamam, hücuma geçtiler mi? Zoka'yı yuttular mı? İki tane düştü bak. Orada girdik, iki tane düştü. Zoka'yı yuttularsa sıkıntı yok ki yuttular gibi gözüküyor. Gelin aslanlarım. Gel 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 gel. Benim aslan parçaları benimle bir gelsin. Bunlar Zoka'yı yuttu. Şimdi geri kalan iş bizim klasik ok yağmurunda bitiyor. Tamam, güzel. Süvarilerim burada ortada dursun şimdilik. Atlı okçularımı aşağıya bırakacağım. Normal okçularımı yukarı çekeceğim gençler. Normal okçularım sabit olmalı biliyorsunuz. Atlı okçulara zaten birazdan hali hazırda bir saldırı emri vereceğim için onlar orada durabilir. Şu süvarilerimi diyorum, piyadelerimi şöyle ben bir dizeyim. İkili sıra halinde. Gelenlere baltalarıyla karşılasınlar. Süvariler bir hücum etsin. Süvariler bir hücum etsin. Şöyle küçük bir gene karşılama yapalım. İyice kışkırsınlar. Bize doğru gelsinler. Peki ben bir şey soracağım. Piyade arkadaşlar neden sırtınızı düşmana dönüyorsunuz? Ben her bölüm bunu sormak zorunda mıyım size aslan parçaları? Allah aşkına düşmana dönün. Ne olur düşmana dönün. Şükür döndüler düşmana. Kalkan duvarı da diyorum. Kalkanları da çeksinler. Kurtlar atışa başladı bu arada. Piyadeleri geri çekeceğim. Onlar benim piyadelere doğru çünkü bir hücum şey yaptılar. Hamlesi yaptılar. Piyadelerime saldırıyorlar. Tamam sıkıntı yok. Piyadelerime saldırsınlar. Ben buradan atlı okçularımla destek sağlayacağım onlara tekrardan. Şimdi buradaki ok yağmuru başladı. Buradaki ok yağmuru başladı. Atlı okçular hücum etsin. Şu gelen arkadaşları bir tokatlayalım. Şu gelen arkadaşları bir tokatlayalım. Evet, spawn olan askerler bu arada desteğe gelen askerler düşmanın arkasında spawn oluyor. O biraz komik oldu. Neyse sıkıntı yok. Bura birazdan zaten kan gölüne dönecek. Bura birazdan kan gölüne dönecek. Düşmanda durum ne? Düşmanla eşit sayıdayız diye hatırlıyorum ben asker olarak. Onlara da bol bol destek kuvvet gelecek. Evet, 80 tane okçu gözüküyor. Okçu sayısı çok. Gençler, okçular çok. Piyadelere hücum emri veriyorum. Okçuları temizlemeleri için. Normal atlılarda hücuma geçsin.
okçuları temizlemezsek bize çok zayiat verdirir bu laleler. Çünkü bunlar sağlam okçular arkadaşlar. Bunlar sağlam okçular. Şunları bir öldürelim. Şuradan bolca rehine alıp, esir alıp barış antlaşmasında bir koz olarak kullanalım. Yeni düşman kuvvetleri geldi. Tekrardan safları koruyalım. Safları koruyalım gençler. Gelen her düşman dalgasını temizleyip tekrardan saflarımızı koruyacağız ve bu şekilde bu büyük düşman ordusunu bertaraf edeceğiz. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Direkt hücuma geçtiler zaten. Görüyorsunuz. Direkt hücuma geçtiler. Orada bir uzman korucu öldürdü benim askerimi derken hallettik. Tamam, güzel. Çok güzel. Bir dalga daha düşman geliyor. 142 kişilik. Şimdi onları da bir tokatlayalım. Sonrasında artık bakacağız. Oo, bu arada şurada birini fena öldürdüler. Ups, dayı alandan ayrılma. Alandan ayrılıyorduk az kalsın. Şu atlının atını vurur muyum? Hadi be, bir şöyle bir okçuluk denemesi yaptım da. Yok, olmadı. Beceremedik. Piyadelerimi bir tık daha geri çekiyorum. Kaçıyormuş gibi yapalım. Bak bak bak, kaçıyormuş gibi yapıyorlar. Şimdi laleleri nasıl öldüreceğiz? Haydi aslanlar. Haydi 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 haydi. 142 idi biz ilk baktığımızda. Gene 150 olmuş. Bir dalga daha geldi. Bir dalga daha geldi. Piyadelerime hücum emrini verdim. Atlı okçularıma ve normal süvarilerime de hücum emrini veriyorum. Şu gelen arkadan gelen okçuları hemen bir tokatlasınlar. Hemen bir tokatlasınlar, uzamasın. Dakika başı düşmana destek kuvvet geliyor bu arada. Dakika başı destek kuvvet geliyor. Ben de şöyle savaş alanına bir gireyim. Dayı, sen kimin atını öldürüyorsun? Evet, bir aslan parçasının atını öldürdü orada. Alıverdim kellesini. Alıverdim kellesini. Evet, 32 ölümümüz var. Çok güzel. Böyle bir meydan muharebesi için harika bir rakam. 150 de karşı taraftan var. Tekrardan geri çekiyorum herkesi. Tekrardan herkesi geri çekiyorum. Şimdi okçu kaç tane var orada dayı? Okçu daha var. Atlı okçu var. 35 tane mi? Ha yok, onlar bizimkiler. Karşıdaki okçu durumu ne? 55 mi? Ben mi yanlış görüyorum? 50 mi? 55. 55 tane daha okçu geliyor. Yeni dalga düşman kuvvetini beklemek için bir adım daha geri attım. Şurada bir aslan parçasını gene vuruyorlar. İçlerinden bir tane aldım. Evet. Kalabalığın arasında kalan tek askerlerime destek olmak için böyle aralara ara ara dalıyorum. Salın lan adama. Tek mi buldunuz? Şöyle. O aslan parçası ölmesin. Çok direndi. O adam ölmeyi hak etmedi. O adam evine bir kahraman olarak dönmeyi hak etti. Şu şerefsiz okçulara dikkat etmek lazım. Piyadeler ve süvarilere tekrar bir hücum emri veriyorum. Son gelen düşman dalgasını da öldürmek için. Okçuların oku kalmadı mı? Okçular, yok yok, bir dakika, daire olmayın okçular. Okçular, ok atışına devam edin. Ben sizden bunu istiyorum. Sıra olun. Ve lütfen ok atışına devam edin. Bir an bir durdular gibi gözüktü. Endişelendim. Bize de bir destek kuvvet geldi. Hemen saflarına dönüyorlar. Son kaç kişi kaldı onu merak ediyorum. Bir 200 tane öldürdük. 150 tane de yaraladık desek. 350. Bunlarda 450 mi vardı? Galiba. Son 100 düşman. Son 100 düşman. Topyekün bir hücum emri veriyorum. Ve son 100 düşmanı da savaş alanında imha ettikten sonra nidaları bekliyorum sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Bu savaşı da kazandık. Şöyle hakim bir tepeden ordumun kesin ve mutlak zaferini izlemek istiyorum. Sürekli gene yeşil yazılar. Şuradan bolca esir alacağız. Bu bol esir bizim çok işimize gelecek. Bol esir bizim çok çok işimize gelecek. Ve şimdi Sturgia ile bir barış antlaşması imzalayabiliriz. O sırada Batanya'ya odaklanıp Batanya'dan alabildiğimiz olabildiğince fazla toprağı Batanya'dan koparabiliriz kendimize. Ve Vlandia ile işleri iyi tutup belki Batanya ile birbirine düşürürsek o zaman var ya gençler, tadından yenmez, tadından yenmez.
Haydi bakalım. Son düşman askerleri. Nidalar yükselsin artık. Nidalar yükselsin dayı. Son 5. 4, 3, 2, 1 ve Nidalar yine Altürk krallığı için yükseliyor gençler. 26 nam, 9 nüfus ve bolca esir. Bolca esir. Çok güzel. Şimdi buradaki artık esirimsin dayı. Hepiniz esirimsiniz. Hepiniz esirimsiniz. Kellerinizi almayacağım ama hepinize esir alacağım ki bu sayede farklı insanları da etkileyebilirim. İki tane mi esir alabildik? Evet, iki tane esir alabilmişiz. Şimdi şurada ölenlerin yerine hemen dolduracağım olabildiğince. Şöyle şunu al. Şunları da al. Şöyle şunları bir cukkalayalım. Ekibe katalım. Şimdi şey üst sınırını açmadık değil mi? Tutsak üst sınırını. Tamam, okey. İki tane değerli esirimiz var. Bu iki değerli esirle şimdi masaya oturabiliriz. Bu iki değerli esirle masaya oturup artık bir tam bir müzakere sürecine girebiliriz. Takor Kalesi şu an kuşatma altında değil. Ov Kalesi Sturgiyalılar tarafından kuşatma altında. Evet, çarşı çok fena karıştı. Çok fena karıştı çarşı. Batanya kimle savaşta? Batanya kimle savaşta? Altürk Sturgia. Sturgia kimle savaşta? Altürk Batanya. Evet, burada çarşı 3 krallık arasında çok fena karıştı. Şimdi bir müzakere yapmayı deneyelim o zaman. Müzakere yapmayı bir deneyelim. Batanya ile yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Ama Sturgia ile yapabilirim. Dayı bak gel. İki taraftan büyük savaştayız. Güçlerimizi birleştirelim. Batanya'ya dalalım. Gel benimle. Takıl bana. Ne istiyorsun? Otomatik deyince 165 artı... Dayı bu ne ya? Çok şey istiyorsun be. Vallahi çok şey istiyorsun. Bak tutsakları vereyim, okey. Tutsaklar okey de katırlarımı vermem. Katır önemli benim için. Dayı yok, şu an katır uğruna savaşa devam edeceğim. Hadi bakalım. Hotri meydan anasını satayım. Şöyle nüfuzumuzu da hemen bir güç şey harcayıp şey yapalım. Gençler 1000 kişilik çıktığımız yolda şu an 500 küsür kişiyiz. Ov Kalesi orada kuşatma altında. Diyatma'da vesaire herhangi bir sıkıntı yok. Atrion'a girebilir miyiz diyeceğim de Atrion'da muhtemelen 700-800 kişi vardı son bölümde yanlış hatırlamıyorsam. Varnapol'da falan durum ne ki? Yok, oraları alamayız şu an. Oraları şu an alamayız. Ovu alsak iyi olurdu da. Evet gençler, çarşı fena karıştı. Şimdi bu videomuzu yavaştan sonlandıralım. Diğer bölümde ne yapalım? Şimdi Sturgia ile savaşa devam etmek istemiyorum. Sturgia ile savaşa devam etmek yerine Batanya'ya doğru bir saldırıya geçsem oldukça tatlı olacak. Batanya bize hiç beklemediğimiz bir anda saldırdı. Şu an 3 fetih yaptık bu bölüm. 3 fetih, Diyatma, Balgard ve Takor Kalesi'ni kendi mülklerimiz haline getirdik. Ve büyük bir meydan muharebesiyle de sağlam bir şey yapmış olduk. Meydan muharebesi yapmış olduk. Diğer bölüm ne yapalım gençler? Yani bu Batanyalı abiler biraz yamuk yaptı gibi geldi. Batanya'ya yürümek istiyorum ama Sturgia'da varken ortada çarşı karışık. Ya ama şöyle bir şey var. Batanya'da Sturgia ile savaşıyor. Sturgia'da Batanya ile savaşıyor. Hani iki büyük devletin arasında biz de ikisiyle birden savaşıyoruz. Ve ne olacak bilmiyorum. Yorumlarda fikirleriniz ve yorumlarınızı yazarsanız oldukça sevinirim. Evet sevgili dostlar, Bannerlord maceramızın gerçekten efsane bir bölümünün sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.